Evet, bebe yakalı kız çocuğu yeleğinin yakasının yapımını vereceğiz. Bu yakayı şimdi 90 ilmek başlıyoruz. Şimdi evet, bu yakamızın yapımı için 90 ilmek başladık ve bu 90 ilmeğimizi 4 sıra ördük. Yani 4 sıra düz ördük. Bu taraf düz, öbür tarafı ters oluyor. Şimdi bunun diğer ikinci modeline geçiyoruz. Bir ilmek boş alıyoruz, artırıyoruz. 2 ilmek kesiyoruz. Bir artırıyoruz. 2 ilmek kesiyoruz. Bu sıramızı hep böyle devam ediyoruz. Sonra yine 4 sıra düz örüyoruz. Evet, hani bir artırıp iki kestiğimiz sırayı tamamladıktan sonra 4 sıra daha ördük. Bu 4 sırayı tamamladıktan sonra bu şeklin oluşması için şimdi bu başlangıç sıramızla bu şişteki ilmeklerimizi ikişer ikişer birleştirerek öreceğiz. Ve bu yakanın kenarı oluşmuş olacak. Şimdi bunu göstereceğiz. Şişimizi çeviriyoruz. Bu ilk başlangıç yerimizden bir ilmek başlangıçtan alıyoruz. Şişimizdeki ilmekle birleştiriyoruz. Tekrar buradan dipten bir ilmek çıkarıp şişimizdeki ikinci ilmekle birleştiriyoruz ve tabanla başlangıç sırasıyla şişteki ilmekleri ikişer ikişer birleştiriyoruz. Şöyle çıkarıyoruz, onu takıyoruz ve ikisini bir örüyoruz ve burası zikzaklarımız ortaya çıkıyor. Her ilmeğin dibinden, başlangıç noktasından bir ilmek çıkarıyoruz şişimizin ucuyla. Şişteki ilmekle birleştiriyoruz. Şöyle çıkarıyoruz. Öbür şişimize takıyoruz. Ve ikisini beraber alıyoruz. Bu sıramız böyle devam ediyor. Yakamızın kenarını oluşturuyoruz. Şimdi yakamızın uç kısmını birleştirdik ve kenar şeklimiz ortaya çıktı. Şimdi bir sıra horoşa gideceğiz. Yakamızın kenarını birleştirdikten sonra bir sıra horoşa gittik ve tekrar geriye döndük. Bir sıra daha horoşa gelirken bu kenarda yakamızın yuvarlaklığını vermek için 15 ilmek bırakıyoruz. Geri dönüyoruz. Tekrar devam edeceğiz. Buradan da 15 ilmek bırakıp tekrar başa döneceğiz. Ve
Bu baştan 15 ilmek bırakarak dönmüştük. Tekrar bu diğer başa geldiğimizde de yine 15 ilmek bırakarak döneceğiz. Tabii dönerken bu ilmeklerimizi örmeden dönüyoruz, delik oluşmasın diye. Şimdi diğer başa vardığımızda orada bıraktığımız ilmeklerden bir tane alıp döneceğiz. Her iki taraftan da 7'şer ilmek oluncaya kadar geri döneceğiz. Kenarlarda 8 ilmek kalıncaya kadar. Şimdi geriye döndük. Bu kenarda bıraktığımız 15 ilmekten bir tanesini örerek orta tarafa katıyoruz. Geriye dönüyoruz. O ilmeğimizi yine örmeden diğerini örerek diğer başa doğru devam ediyoruz. Şimdi yine sona geldik. Buradan bu baştan da bir ilmek alarak ortaya katarak baş taraftan da hem ilmeğimiz eksilmiş oluyor. Ve bu arada tabii böyle ilmekleri yaparken yakamızın da uç kısmının yuvarlaklaşmasını sağlıyoruz. Şimdi yakamızı kenarda bıraktığımız 15 ilmekleri birer birer alarak döndük ve kenarlarımızda şimdi 8 ilmeğimiz kaldı. Bu 8 ilmeği de sonda kalan 1 ilmeğimizle keserek orta bölüme katmaya devam ediyoruz. Bu ilmekler bitinceye kadar keseceğiz. Her sırada bir ilmek keseceğiz, orta tarafa getireceğiz. De yakamızı bitirdik. İlmeklerimiz bitti. İlmeklerimizi bitirdikten sonra bir sıra daha horoşa gidiyoruz. Sonra her iki taraftan ilik ve düğme payı olarak 5'er ilmek artıracağız. Her iki taraftan 5'er ilmek. Şimdi buradan artırdım. Örerek gideceğim. 5 ilmek de bu taraftan artıracağım. İlik ve düğme için. Yeleğimizin yakasını tamamladık. Bir sıra gittikten sonra her iki taraftan da düğme ve ilik evi için 5'er tane ilmek artırdık. Yakamız 90 ilmek başlamıştık. Bittiğinde 74 ilmeğe düştü. Ama benim yapacağım bu yelek biraz büyük olsun istedim. Küçük olmasın diye. O yüzden ben aralarda 5 ilmekte bir, 8 ilmekte bir, 9 ilmek daha artırdım. Sonra bu yanlardan da artırdım. 5'er ilmekle benim yeleğimin robası 94 ilmeğe çıktı. Şimdi bunun düğme ilik yerlerini ve ön
kol arka sayılarını paylaştıracağım. Evet, şimdi düğme ve ilik yerine 6 tane lastik için ayırıyoruz. Ondan sonra ön için 12 ilmek örüyoruz. Şimdi ön için 12 ilmek ayırdık. Bir ilmek artırarak aralardaki çizgileri oluşturmak için, önleri ve kolları arkaya ayırmak için tekrar 2 ilmekten sonra bir ilmek daha artırıyoruz ve kol için tekrar 12 ilmek örüyoruz. Omuz için de 12 ilmek ördük. Tekrar artırıyoruz. 2 tane örüyoruz. Kolla arkayı ayıran bölüm tekrar artırıyoruz. Şimdi arkaya 26 ilmek örüyoruz. Şimdi 26 ilmek de arka için ördük. Tekrar bir artırıyoruz. 2 ilmek örüyoruz ve 12 ilmek kola geçiyoruz. Kolun payını örüyoruz. Evet, şimdi 12 ilmekte kol payını ördük. Şimdi tekrar yine bir artırıyoruz. 2 tane örüyoruz. Tekrar artırıyoruz. Kolla ön arasındaki payı yapıyoruz şerit için. Şimdi 12 ilmekte ön için örüyoruz. Geriye kalan 6 ilmeğimizde ilik ve düğme yeri için olacak. Evet, şimdi robamızı örmeye devam ediyoruz. 6 ilmek, ilik ve düğme yeri. Bu taraf düğme yeri, ilik öbür tarafa gelecek. Evet, şimdi öne ayırdığımız payı iki sıra gittim geldim ben. Evet, şimdi yine önde şu artan ilmeklerimiz her gidişte artıyor. Şimdi tekrar ben değişik bir ortam olsun diye ortadaki ikilinin tekrar kenarından artırıyorum. İkişer tane artırdıktan sonra tekrar geçiyorum ki V şeklinde olsun ara bölmeleri, önün, kolun ve arkanın. O yüzden zaten örneğe bakıldığında anlaşılacaktır. Evet, kazağımızın önü artırmalara başladık. 2 tane artırdık. Şimdi tekrar artırma yerine geldik. Kol payını ördük. Şimdi kolla arka arasındaki ayırma yerine geldik. Yine hep ortadaki 2 tane ilmeğin kenarlarından ikişer tane artırdıktan sonra tekrar dönüyoruz. Yeleğimiz şimdi tabi ilmekleri çoğaldıkça şişe sığdırmamız ve örmemiz zorlaşıyor. Onun için şimdi örgümüzü yuvarlak şişe taşıyoruz artık. Ondan sonra devam edeceğiz örgümüze. Evet, şimdi önümüz artık robasını da herkes kendi istediği
büyüklükte sayılarını ayarlayıp yapabilir. Ben daha devam ediyorum. Çünkü biraz büyük olsun istiyorum. Yeleğimin küçük olmasını istemiyorum. Evet, şimdi bu ortadaki sınır olan iki ilmeğimizin kenarlarından ikişer ikişer artırıp hep döndük ve burası böyle bir şekil çıktı ortaya. Şimdi yine. Şimdi bebe yakalı beyaz yeleğimizin anlatmıştık ve belirli bir büyüklüğe erişinceye kadar, tabii herkes istediği büyüklükte yapabilir. 3 yaşına göre de, 4 yaşına göre de yapabilir bu modeli. Ve bu artırmaları tamamlarken kollar için horoşa lastik yapıyoruz. Bu artırmaların arasında horoşa lastiğimizi 3 sıra gittik. 3 sırayı tamamladıktan sonra bir düzden örüp kesiyoruz. Bir tersten ilmekleri bir düzden örüyoruz. Bir tersten böyle kestiğimiz için biraz değişik bir görüntü kazanıyor. Ve bu kollarımızı bitirdikten sonra modelimizi robadan aşağıya koyduk. Bunu koyarken de robadan aşağısı etek boyunda biraz genişlik oluşsun diye 6-7 sırada bir birer ilmek atarak sırayı düz gittim ve tersinden de ters örerek geldikten sonra modelimi koydum. Bu modelimiz değişik bir model. Herkes kendine göre bir isim veriyor. Bunun düz yüzünden Türkan Şoray'ın kipriği diyorlar. Ters yüzüne de baktığımızda karnabahar diyorlar. Şimdi bu modelin yapılışını size anlatacağız. Yeleğimizin de zaten son şeyine geldik, sırasına geldik. Burada aynı yakadaki zikzakların, süslerin oluşması için 4 sıra yine düz örüyoruz bitiminde, modelimiz bittikten sonra. Ve bir artırıyoruz, 2 ilmek kesiyoruz. Bir artırıyoruz, 2 ilmek kesiyoruz. Şimdi bunu tersinden de yine 4 sıra ters ve düz ördükten sonra modelimizin şu yakada olduğu gibi birleştireceğiz, dikeceğiz ve bitirişinde size göstereceğiz. Ama tabii bunun için biz şimdi bu örneğin yapılışını size anlatmak istiyoruz. Çünkü soran bu modeli göstermek için ben burada belirli bir sayıda ilmek başladım. Bu örneği yapmak için kenarlarda belirli bir şey olsun diye üçer ilmek horoşa yaptım. Şimdi bu örneği koymak için ilk başta 4 ilmeği birden kesiyoruz. Bir ilmek artırıyoruz ve böylece ilmek sayımızı ortada 5 tane düz ilmeğin kenarlarından artırıyoruz ve sonuna geldiğimizde bu modelde 13 tane olması gerekiyor. 13. ilmeğin 4 tanesini birden alıyoruz modelimizin. Şimdi tekrar arası olan 5 ilmek tersi örüyorum. Çünkü bu modeli tamamladıktan sonra terslerin üzerine modeli değiştireceğiz. Şimdi 5 tane ters ördük. Yine ikinci modelimizi yaparken 4 ilmek birden alıyoruz. Bir artırıyoruz, bir düz örüyoruz. Bir artırıp bir düz, bir artırma bir düz, bir artırma bir düz, bir artırma bir düz. 5 tane ilmeğin kenarından artırdık ve yine bu sonda 4 tane ilmeğimiz kalacaktı. Herhalde fazla yaptım. Ya da eksik yaptım. Buradan yine 4 tane ilmek kesiyoruz. Örnek belli olsun diye kenarlarda yine
üç diş horaşan var. Şimdi bu örneğimin tersinden düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Modelimizi koyduktan sonra arka tarafından düzleri düz, tersleri ters ördük. Tekrar ön yüze geldiğimizde aynı şekilde ördük ve böylece modelimizi koyduktan sonra 3 sıra gitmiş olduk. 3 sıra gitmiş olduktan sonra bu modelimizi şimdi tekrarlayacağız. Şimdi kenardan model şey olsun diye 3 ilmek kroşe yapmıştım belli olsun diye. Yine aynı modeli koymak için baştan 4 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. 1 ilmek artırıyoruz ve 5 ilmek düz örerken bunların arasında birer ilmek artırıyoruz ve sonda 4 ilmeğimizi yine birlikte alıyoruz ve modelimiz 13 ilmekle tamamlanıyor. Bu modelin arasındaki 5 ilmek tersimizi örüyoruz. Yine ikinci modelimizde 4 ilmeği birlikte alıyoruz ve aralarda artırarak 5 ilmeğimizi örüyoruz. Ve sonda yine 4 ilmeğimizi birlikte alarak modelimizi tekrar kurmuş oluyoruz. Şimdi bu modelimizi aynı şekilde tersinden tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Ön yüzden yine aynı şekilde 3 sıra daha devam edeceğiz bu modelimizi. Göstereceğim şimdi tamamladıktan sonra. Kurduktan sonra yine 3 sıra devam ettik. Geldik. Şimdi bu örneğimizi tamamladık. Örneklerimiz yer değiştirecek. Şimdi onu göstereceğim. Evet, yine baştaki o ilmeklerimi alıyorum. Örneğe şey yapıyorum. Şimdi bu örneğimi tamamladım. Yine aynı şekilde ilk baştan 4 ilmeği birlikte alıyorum. Ortadan 5 ilmek ters örüyorum. Beş ilmeği ters ördükten sonra kenarda kalan 4 ilmeğimi yine birlikte alıyorum. Ve şimdi burada ters ördüğüm ilmeklerin arasından artırıyorum. Evet, ortada 5 tane ters ilmeğimiz vardı örnek kurarken. Diğer örnekteki 4 ilmeğimizi yine birlikte alarak örneğimizi kurmuş olduk. Burayı 13 ilmeğe tamamladık. Yani modelimizi kaydırmış oluyoruz sağ sol olarak. Yine diğer modelimizin üzerindeki ilmeklerden 5 tane ters örüyoruz. Kenarda kalan 4 ilmeğimizi yine birlikte alıyoruz. Eğer modeli koymuş olduğumuzda yeleğe tabii artarak devam ediyor model. Ama ben kısa olarak modeli göstermek için öyle başladım. Şimdi modelimizi kurduk. Tersten tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. 3 sıra gidip geleceğiz. Sonra yeniden modelimize devam edeceğiz. Modeli kurduktan sonra şimdi 3 sıra gittik geldik. Şimdi yeniden modelimize devam edeceğiz. Bunun için yine bir örnek daha yapacağız. Evet, modelimizi kuruyoruz. 4 ilmeği birlikte aldık. Yine 5 tane ilmek örerek bunların arasından birer ilmek artırıyoruz ve sonda kalan 4 ilmeğimizi birlikte alarak
modeldeki 13 ilmeğimizi tamamlıyoruz. Yine kenarlardaki 5'er ilmek tersimizi örüyoruz. Yine aynı şekilde 3 sıra gidip geleceğiz modeli değiştirmek için. Evet, şimdi modelimizi, ikinci modelimizi tamamladık. Tekrar yine modellerimiz yer değiştirecek. Bunun için yine kenarda ördüğümüz 5 ilmek terslerin arasından ilmeklerimizi artırıyoruz. Evet, 5 ilmeğin arasından artırdık. Yine öbür ilmeğin üzerinden 4 ilmek alarak bu tarafa taşımış olduk. Yine bu modelin üzerinden 5 ilmek ters örüyoruz. Ve tekrar diğer ters ilmeklerin üzerine modelimizi taşıyoruz. Kalan 4 ilmeğimizi birlikte aldık ve bunların arasından artırarak burada yine modelimizi 13 ilmeğe tamamlıyoruz. Örneğimizi kurduktan sonra yine 3 sıra gittik geldik. Şimdi bir kez daha örneğimizi kuracağız. 3 sıra yine gidip geleceğiz. Şimdi baştan 4 ilmeği birlikte alıyoruz ve artırarak 5 ilmek örüyoruz. Ve yine artırarak kalan 4 ilmeğimizi birlikte alarak modelimizi 13 ilmeğe tamamlıyoruz. Ortada 5 ilmek ters örüyoruz. Tekrar ikinci örneğimize geçiyoruz. 4 ilmeği birlikte alıyoruz. Artırarak 5 ilmek örüyoruz. Ve tekrar artırarak kalan 4 ilmeğimizi örüyoruz ve modelimizi kurmuş oluyoruz. Şimdi yine 3 sıra gidip geleceğiz modelimizi tamamlamak için. Evet, modelimiz kayarak böyle birbiri üzerinde değiştirilerek yapılmış oluyor. Burada da gördüğünüz gibi yapılışını da anlattık. Her örneği kurduktan 3 sırada bir değişiyor. Evet, ilmeklerimizin örnekler 13 ilmek. Aralardaki terslerde 5 ilmek oluyor. 13 ilmeklerin kenarlarındaki 4 ilmek birlikte alınıyor. Ortadaki 5 ilmeğin de aralarından artırılarak model 13 ilmekle tamamlanıyor. Diğer seferde de yine aynı şekilde model yer değiştiriyor. Bu modelimizin tek güzel yanı, isteyenler bunun arka modelini de kullanabilirler. Aynı karnabahar şeklini gösteriyor. Evet, modelimizin demin başlayıp gösterdiğimizi anlatarak yaptığımız parçası. Yeleğimize uyguladık. Tabii yeleğimizin sayısına göre 13 ilmek düz ve 5 ilmek ters olarak gidiyor modelimiz. Daha sonra tamamlandığında tekrar terslerin üzerine model kaydırılıyor. Modelin üzerine 5 ters olarak devam ediyor. Modelimizin arka yüzüne de baktığımızda karnabaharı andırdığı için bu şekilde de ters yüzü kullanılabilir.